Yine olağan dışı bir haber paylaşacağız sizlerle sevgili izleyenler. Adres aynı. İzmir. Bir kadın KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istedi. Kurtarıldı, emniyete götürüldü. Ama nedendir bilinmez. Kendisini evine bırakan polisi vurdu. Olayın ardından da sosyal medyadan o polisin kendisine saldırdığını söyledi. Polis bana! Polis bana saldırdı! Polisi vurdu! Komşuları camlara döküldü. Polis araçları sitenin girişine yığıldı. Bir kadın kendisini kurtaran polis memurunu vurdu. Polisi vurdum, polisi! Niye vurdu? Ben vurdum, ben! Niye? Bana saldırdı! Boşanma aşamasındaki kadın eşinin evine geleceğini söyledi. KADES uygulaması üzerinden polis çağırdı. Ekipler geldi. 4 çocuklu kadını emniyete götürdü. Şiddet, öldürürüm. Bunlar tam biz de evde gidiyor. Ama kapıyı kırmışsın. Kapıya vurdum. Bari o zaman vurmuşsun. Hayır. Ya konu komşu var. O kadın kocasından şikayetçi olmadı. Polis memurlarından da kendisini eve bırakmalarını istedi. Kadın evine girmek üzereyken polis memurunun belindeki silahı aldı, ateş etti. Polis bana! Polis bana saldırdı! Polisi vurdu! Emniyete götürülen kadın polis memurunun kendisine saldırdığını söyledi. Yaralı polis memurunun durumu iyi, saldırgan kadınsa gözaltında. İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nda gergin anlar yaşandı. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir şüpheli başkonsolosluğun otoparkına girmeye çalıştı. Uyarılara rağmen de durmadı. Şüpheli gözaltına alındı. Otoparka doğru ilerledi, dur ihtarına uymayınca ortalık karıştı. Amerikan Başkonsolosluğu'na girmeye çalışan kişi için kırmızı alarm durumuna geçildi. Görüntüler İstanbul'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sarıyer'deki başkonsolosluğunda hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre bir kişi konsolosluğun otoparkına doğru ilerlemeye başladı. Konsolosluk önündeki polisler otoparka girmeye çalışan kişiyi uyardı. Durmasını istedi. Şüpheli durmayınca da polisler müdahale etti. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Otoparkta yere yatırılan kişi gözaltına alındı. Amerikan konsolosluğundaki gergin dakikalarsa cep telefonu kameralarına yansıdı. Sevgili izleyenler, tip milletvekili Cihan Atalay artık milletvekili değil, milletvekilliği düşürüldü. Bunun üzerine mecliste hararetli anlar yaşanmıştı. Konu detaylanıyor. Aktarımlarımızı sürdüreceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın vekilliğini düşüren kararın Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından okunmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi bu kez. Genel kuruldaki işleyişi anlattı. Ankara'da olsaydım kararı yine Bozdağ okuyacaktı ifadesini kullandı. Gelsin bakalım gelişmenin detayları. Karar kadar metni okuyan ismin Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ olması da tartışmaları beraberinde getirdi. Tutuklu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü oturum söz diyalogları ve protestolar eşliğinde geride kaldı. Ancak eleştiri okları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Kritik oturuma kasıtlı olarak katılmadığı öne sürüldü. Oysa tüm iddialara yurt dışı gezisi dönüşünde yanıt verdi. Biz bu hafta Ankara'da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü meclisin çalışmalarında genel kurul yönetimi nöbetçi başkan vekili tarafından deruhte edilmektedir. Bu ziyaretle Atalay'ın kararının okutulmasını bir şekilde ilişkilendiren bazı açıklamaları kategorik olarak reddettiğimi ifade etmek isterim. Bu ziyaretler aylar öncesinden planlanmıştır.
Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri programı dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Kurtulmuş. Meclisin yargıdaki hukuk anlaşmazlıklarında taraf olmadığının altını çizdi. Bozdağ'ın özellikle oturumu yönetmesi için seçildiği iddiasını da reddetti. Genel kurul takviminin çok daha önceden belli olduğuna vurgu yaptı. Meclis başkanı neden daha önce okunmadığı sorusuna hukuk yollarının tükenmesini bekledik karşılığını verdi. Siyaset dünyasından gelen eylem ve direniş çağrılarına ise tepki gösterdi. Siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir sözleriyle uyarıda bulundu.